Karşılaştırma operatörleri eşittir, büyüktür, küçüktür, değilini alma, eşit değilse falan. Evet, bu da güncellemesini halletti. Hoş geldiniz diyor. Klasörü açtım. Şuraya yeni bir klasör açalım. Hafta 6. Normal. Şöyle yeni bir dosya. Şunu kapatabiliriz artık. Ama output sonucu burada gösterdiği için bakalım. Sonucu aşağıda gösteriyordu. Kısa yol olarak nasıl çalışıyordu? F5. Kontrol F5. F5'e basalım. Bunu soruyor. Kontrol. Ctrl ile F5 yaptığımız zaman sayılar girilmiş. Değişkenlerin içine değerler aktarılmış. A, B'den büyük veya eşit. Büyük veya eşit mi diye soruyor. 5, 5'e eşit olduğuna göre burası true çıkar. A, 1'den küçük müdür? Yani 5, 1'den küçük müdür? Burası false çıkar. False. İkisinin arasında V işlemi yapıldığına göre bildiğimiz çarpma aslında 1 ile 1 çarpı 0 eşittir 0 çıkar. 0. Burası 0 çıkar yani sonuçta. False. Değilini de aldığımız zaman tekrar ekrana true değerini yazıyor. Veri tiplerinde metinler, metin, sayısal, listeler, demetler, sözlük, küme. Şunların hepsi birbirine benziyor gibi gözüküyor ama farklı amaçları var. Listeler, demetler, sözlük. Metin türünde zaten çift tırnak içine aldığımız zaman metin değişken içi oluyor. İçi değişken olarak metin oluyor. Tek tırnak da kullanılabilir. Çift tırnak da kullanılabilir. İçine istediğimiz yazıyı, harf, rakam, string'in içine her şeyi yazabiliyoruz açıkçası. Yollarını anlatmıştık daha önce. Değişken iki kelimeden oluşuyorsa arasında çizgi veya büyük harfle başlatma kullanılabilir. Type komutuyla da değişkenin içine ne attıysak otomatik olarak dönüştüğü türü öğreniriz. Şöyle yapalım. Print komutu parantez aç. Parantez açtım. A değişkeninin türünü bana söyle. Çalıştıralım. Ctrl F5. Tipi integer diyor. Yani tam sayıymış. Bunu öğrendik. Başka gelelim. A'nın içine çift tırnak içine deneme yazalım. Bir daha Ctrl C ile alayım. Önce A değişkenin içine bir tam sayı atmıştık. Burada işi bitti. Şuradaki komutla şuraya kadar geldi. İşi bitti. Buradaki tipi integer çıktı. Bir sonrakinde içine çift tırnak içine yazı attığım için metin türü string oldu. İçine nokta 5 değil. Yani zaten üzerine gelince float diye yazıyor. Kayar noktalı. Evet, kayar noktalı da oluyor. A değişkenin içine true, false, true, false'dan birisine atadığımız zaman da boolean türünde oldu. Yani şuradaki bizim ana değişken türlerimiz şunlar. Tam sayı, metin, kayar noktalı, ondalıklı veya ikilik true false olarak değişken türünü elde ediyoruz. Stringler arasında toplama işlemi aslında yapılamaz. Yani merhaba dünya, merhaba ile dünyanın toplaması diye bir şey yok aslında. Sadece yan yana yazar artı olduğu zaman. Birleştirmek için kullanılıyor. Burada toplama değil de birleştirme için kullanılıyor. Çarpma işlemi yapıldığı zaman da onu tekrar ediyor. Bunu kullanalım. String A ile B'yi topla dediğimiz zaman aslında normal toplama yapmıyor. Nasıl? Evet. Şöyle bir tane boşluk. Evet, aralarında bir boşluk değişkeni oluşturdum. Toplama. Peki başka neler yapabiliyoruz? Mesela print
toplama işlemi dışında a çarpı 5 dersek bakalım tuzla tuza diye mi yazacak? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere tuzla yazdırdık. Çarpma dediğimiz şey onu tekrar ediyor. Bu metin değişkenini yan yana tekrar etmesine neden oluyor. Otomatik kaydettiği için, autosave aktif olduğu için devamlı kaydetmeme gerek kalmıyor. Bölme işlemi veya çıkarma işlemi yapamayız metinlerde. Bunlar bir işe yaramaz. Sayılarda ise zaten her işlemi yapabiliyoruz. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme, sinüs, kosinüs, tüm matematik işlemler yapılabilir. Burada da başka sorunlar çıkabiliyor. Bölmede özellikle. Otomatik ortalama al diye bir komut olmadığı için, Excel'deki ortalama komutu gibi bir şey olmadığı için biz burada önce toplayacağız. Bütün hepsini topladıktan sonra ortalamasını almak için 3'e böleceğiz. Ama gidip de buraya bölü 3 yazarsak A ile B'yi toplar. C'yi de 3'e böler. 15 çıkar. Bunların ikisinin toplamı da 78 artı 15. Buradan da 93 gibi bir şey yaz herhalde. Bakalım ne olacak. Yani yanlış yapayım. Gönderelim. Bu arada bölme işlemi olduğu için de float. Kayar noktalı. Burada istersek clear diyebiliyoruz. İstersek de buradaki yazılanları temizle diyebiliriz. Neyse clear komutu kullanmam gerekiyor. Clear DOS komutu. Burada gelip de clear desem muhtemelen Python'da böyle bir komut yok ama deneyelim bakalım. Evet. Clear'ı burada veremiyoruz. Clear komutu buranın değil. Buranın bir parçası. DOS komutunun komut sisteminin bir parçası. Sonuç yanlış çıktı. 93 yazdı. Oysa biz bunların ortalamasını alacaktık. Ortalamada yaklaşık işte 40 civarında bir şey çıkması gerekiyordu. Parantez işlemini öncelik yaparak, evet şimdi 40 civarında ortalamamız çıktı. Çünkü şu parantezi önce yapıyor. Ondan sonra da bölme işlemini yapıyor. Virgüllü kısmını istemiyorsak, kayar noktalı değil de tam kısmını sadece istiyorum dersek, o zaman iki tane bölü, kalan mod almak gibi bir komut istiyorsak da, kalanını bulmak istiyorsak da 41 tam sayı çıkıyormuş bu arada. Bunların ortalaması 41 tam olarak çıkıyormuş zaten. Mesela şurasını bir 6 yaparsak, burayı bir artırırsam kalan, evet kalanı artırmış olduk. Mod almada kalan veriliyor. Ya da şunların hepsini bir kopyalayalım. Ctrl-C yapıştır, yapıştır. Hepsinin örneği de dursun. Virgüllü bölme, normal bölmede virgüllü. 2 bölü yaptığımız zaman tam sayı kısmı, virgüllü kısım atılıyor çöpe. Böyle yaptığımız zaman da kalanı veriyor. True false. True false mantıksal işlemlerde çok kullanılan değerler. Yani true olduğu zaman doğru, false demek de yanlış. Bu 1 elektrik var, bu da elektrik yok anlamında. 1 2'den büyük müdür? False. 2 2'ye eşit midir? True. 2 eksi 5'ten küçük müdür? Yanlış. George Bull denilen vatandaşın sayesinde bu Bull kelimesi ortaya çıkıyor. Bilim adamı, matematikçi ya da diyelim eski bir 1800'lü yıllarda yaşamış devrelerindeki temel mantığı icat etmiş diyelim. Kullanıcıdan veri okuma, bu da çok işimize yarar. Burada sadece hep sayıları biz sabit giriyoruz, sabit giriyoruz. Oysa ki kullanıcıdan veri okuma da olsa input, o zaman daha etkileşimli alarak işte adınız nedir, merhaba, evet, ne kızdı, hatamız nedir, dönüştürmek zorunda değil, şurası zorla integer türüne çeviriyor, yazım hatası, UTF-8, encoding, kodlamayla ilgili bir şey var mı diyeceğim ama öyle bir şey göremedim. Non-OTF starting. Şunu kopyaladım.
başına şunu ekle diyor. Yani doğru olanı arasında çizgisi olan UTF-8 arasında şöyle bir çizgi olacak. Notepad'de encoding kısmını UTF-8 olarak değiştirin. Şuradaki I desem. Kullansak. Bakalım ne olacak. Evet. Şu I ve Ş harfini UTF-8 olarak seçtiğimiz zaman isminizi giriniz. Giriyoruz. Hoş geldiniz. Yani burada bir kodlama ile ilgili bir sorun çıktı. Ama burada bu programda biz bunu UTF-8 olarak nasıl zaten çalışıyor artık. Bu şeyi düzelttik. Notepad programıyla. Zaten düzelttik. Kodlama kısmından UTF-8'e geçiş yaptık. ANSI yerine UTF-8 yaptık. Sayısal girişlerde sorun olmaz herhalde. Sayı okuma ve işte kullanıcıdan gelen sayıları toplama işlemi. İster burada okurken integer'a doğrudan çevirebiliriz. İstersek sayıları girdikten sonra işlem yaparken integer'a çevirme. İster bu şekilde ister bu şekilde kullanın. Şu sayı girme şeyini deneyelim bakalım. Bunda da yine kızacak mı bakalım. Şuraya bir clear yapalım. Bir daha çalıştır dedim. Evet, çalışıyor sanki. Tamam. Eğer ama gidip de burada I, I Türkçe karakter kullanırsam mesela Ş harfine ya da I harfine basarsam ne olur? Ama çalışıyor galiba. Tamamdır. A ile B sayısını girdikten sonra sonuç diyelim. A ile B'nin toplamını almaya çalışıyoruz. Ama tabii integer gibi zannedip, metin girişi gibi zannedip bunları yan yana da mı yazabilir? Bir bakalım. Yan yana mı yazacak yoksa toplamını mı alacak? Sonucu göster ekrana. Yine bir sorun çıktı. Yine UTF-8. Şunu ben en iyisi iyi yapayım. A sayısına ASD yazdım. B sayısına Q yazdım. Evet bakın metin girildiği zaman toplamak yerine yan yana yazdı. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer sayı girelim. 3, 4, 34. 3 ile 4'ü toplayacağına 34 yazdı. Demek ki başlarına yani şu tipini söylememiz lazım ki toplama, çarpma, bölme işlemlerini net bir şekilde yapabilsin. Yani tip olarak da integer. Bu girilen integer'dir. B de integer'dir diye söylüyoruz. Göndere basıyoruz ve çalıştırdıktan sonra işte 5, 6, 5 ile 6'nın toplamı 11 yapar. Dönüşüm yapıyoruz aslında. String, içindeki yazı string dışarı çıkarken integer'a dönüşüyor ve sonucumuz da integer türüne dönüştü. Dönüşüm yaptık aslında. Evet, ister giriş yaparken doğrudan integer'a çevirerek değişkenlerin içine aktarabiliriz veya sonradan da yapabiliriz. Noktalı bir sayı girildiği zaman da noktalı zaten float oluyor. Peki biz burada A ile B sayısına noktalı bir şey girersek 5.3 5.1 kızdı. Çünkü nokta ile virgül muhtemelen nokta diye yapmam gerekiyordu. Şunu yapayım. 5.1 5.5 yine hata var. Ha, integer'e 5.1 veya 5.3'ü integer'a çevirmekte sorun yaşadı. O zaman biz de şuralara acaba float desek olur mu? Float. Float dedikten sonra bir daha 5.5 6.6. Evet. Yani doğru dönüşümü yaptığımız zaman ancak çalışabiliyor. Otomatik olarak da şunu metni, stringi kendi kendine otomatik çevirmesini yapamadı.
mecbur bizde her veri girişine uygun olsun diye, yani hem normal tam sayılar girsin hem de virgüllü sayılar da yapabilsin diye float dememiz en iyisi gibi gözüküyor. Şuraya açıklamasını yazalım. Açıklama satırına istediğimiz gibi yazı bu şekilde yazabiliyoruz. İstediğimiz yere yazabiliyoruz. Fakat yine UTF-8 kodlama hatasını veriyor. O zaman şöyle yapacağız. Buradan gelip not defteriyle şunu UTF-8'e çevirdiğim zaman şu I harfi bastım. Bakalım şimdi ne olacak? Evet, çalışıyor. 6,5. Evet, güzelce çalışıyor. İster tam sayı girelim, ister virgüllü sayı girelim. Çalışıyor. Listeler. Listelerde bir değişkenin içine tek değişken adının içine istediğimiz kadar değer aralarına virgül koyarak istediğimiz kadar değer aktarmamızı sağlıyor. Dizilere benziyor aslında. Farklı veri tiplerini bir listede tutabiliyoruz. Köşeli parantez içine yazmaya başlayabiliriz. Köşeli parantez içine aralarına virgül koyarak yapabiliriz. İlk liste dediğini komple yazdırmak için print komutu kullanılabiliyormuş. Ama ben gidip de işte bir tanesine ulaşmak istiyorsam, şehirlerden istediğim kısma ulaşmak istiyorsam da o zaman da kaçıncısı olduğunu, kaçıncı elemanı istediğimi yine köşeli parantez kullanarak yine köşeli parantezde istediğim elemanın numarasını girdiğim zaman da komple hepsini birden basmak yerine o elemanı sadece kullanacağız. Böylece bir değişkenle birçok işlem yapabilir hale geliyoruz. Bakalım. Buna da liste diyelim. Yapıştır. Şehirleri komple hepsini birden yazmasını istiyorsak print dedikten sonra şehirler diyoruz. Tamam. Böyle yaptığımız zaman bir değişkenin içindeki bütün değerler ekrana basılıyormuş. Bakalım. Yine Türkçe karakter sorunu. Acaba bunu toplu halde nasıl çözeceğiz? Yani bunu nasıl UTF-8 yaparız? PY dosya oluşturduğumuz zaman, Python dosyası oluşturduğum zaman bunu altta UTF-8 yazıyormuş. Save with encoding workspace ayarlarında dosya ayarına UTF-8 yapın diyor. Tamam. Workspace ayarları. Workspace ayarını nasıl bulacağız? Space dediği şey bu çalışma alanını kaydedelim. Tamam, kaydettik ama şöyleymiş, muhtemelen buldum. Aşağıdaki ISO yazan ISO 8859'u tıklıyoruz. Kaydederken diye tekrar soruyor. UTF-8 olarak seç diyorum. Herhalde bundan sonra düzgün olur. Deneyelim bakalım. Evet. Şu an hiçbir hata vermedi. Yani Çanakkale'nin Ç'sine, Ş harfine. Bunlar olmasaydı aslında hata vermeyecekti ama Türkçe karakter kullanınca sorun çıkarıyordu. Başka bir örnekte bir daha deneyeyim. Yeni bir dosya diyelim. Bakalım bunun içine Türkçe sorun çıkacak mı? Türkçe karakterle çalıştı diyelim. Evet, yine kızıyor. Bunu varsayılan yapmam gerekiyor aslında. Burada varsayılan ayarlarını workspace'in ne diyordu? File encoding'ine UTF-8 yazın. Şöyle kaydet diyelim bakalım şimdi kızacak mı? Ama bu dosyayı artık oluşturduğu için bunu bir silelim. A'yı silelim.
Bir tane daha yeni, ilk kez dosya oluştururken bakalım bunun türü ne olacak? Alt köşede Türkçe karakterlerin büyük i, küçük i. Evet. Burada OTF8 doğrudan yazıyor artık. Workspace, kaydettiğimiz workspace'in ayarlarına geldiğimiz zaman bunu girdiğimizde artık yeni dosyalarda, bir sonraki dosyalarda Türkçe karakter sorunu artık olmamış oluyor. Tamam, bunu da hallettik diyelim. A'yı silebilirim. Çalıştırdığında otomatik şurayı silse bu da iyi olurdu aslında. Çalıştır dediğimiz zaman. Kullanmadan önce terminali temizle diyor. Başka bir ayar bulamadım. Şunu deneyelim bakalım. Hala eskiler duruyor. Ama kontrol F5 yaparsam o zaman terminal temizlenmiş. Yeni bir terminal olarak açıyor. Bir daha kontrol F5'i deneyelim. Evet. Artık ekranı temizleyip de getiriyor ama şuradaki run ise direkt çalıştırıyor zaten. Peş peşe çalıştırıyor. Buraya aslında debug şunu kısalımı nasıl koyabiliriz acaba? Şuraya bir araç çubuğuna wordrop iyidir. Kelime kaydaması. Ama çalıştır diye bir şey bastığım zaman buraya geliyor. Bir daha bastığım zaman onun üzerine açıyor. Silip öldürüp de tekrar yapsa iyi olurdu belki. Şurası çok karmaşık oluyor. Kalabalıklaşıyor. Evet, burada elemanlara ulaşırken istediğimiz elemanın numarasına ulaşırken 1, 2, 3 diye gitmiyor. Bu 0 numaralı eleman. Bu 1 numaralı. Bu da 2 numaralı. Yani Çanakkale yazmasının nedeni Bursa yazamaz. Çünkü 0, 1, 2 numara bu. Denizli 3, Eskişehir 4. Bu şekilde gidiyor diziler. Çoğu programlama dilinde ilk eleman, sıfırıncı eleman, birinci eleman diye gidiyor. Harf harf. Yani çift tırnak içinde yaptığımız zaman kelime olarak istersek de tek karakteri temsil etmek istiyorsak da o zaman da başına tek tırnak koyuyoruz. Bunu da yapalım. Üstteki dursun harfler diyelim. Köşeli parantez içine, tek tırnak içine A, B, 4 tane harf olsun. 4 harfimiz var ama sıfırdan başladığını unutmayalım. Ben burada istediğim harfi harflerden istediğim harfi köşeli parantezle çağırabilirim. Bana git sıfırıncısına getir. Onun yanına da sonuncusu ne oluyor? 0, 1, 2, 3. 3'ünü getir. A, C olur o zaman. Ctrl F5'e bastığımız zaman. Evet. İstediğim harfleri aradan çektim. İstediğim kadar da kullanabilirim. Yani mesela şunu çarpı 3 diyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet. 3 kere A harfini bastı. Sonra da C harfini sonuna ekledi. Yani bunlar üzerine istediğimiz gibi oynamalar yapabiliriz artık. Harf listesinden istediklerimizi seçebiliyoruz. Peki yanlış bir şey yapsam mesela şunu 4 gibi biraz taşarsa ne olur acaba? Harflerin dördüncüsü yok. Basalım. Evet. Listenin dışına çıktım diyor. Başka bir de şunun içine mesela gelip de iki harf basarsam ne olacak? Yani şuraya bir başka bir şey daha yazarsam. O da çalışıyor hala. Yani ille de tek harf girmedik diyelim ya da buraya gelip de çift tırnak bastım diyelim. Ama sonuçta bu da bir metin. Bu da bir metin olduğu için bakalım. Evet, hiçbir şey hata vermedi burada. İstersek çok harf de basabiliyoruz. Tek tırnak olsa bile çift tırnak içinde de kullanabiliyoruz. Çünkü buradaki değişken yapısında hatta araya sayı bile girebiliriz. Bakın onu da göstereyim. 0,
1, 2. Şimdi burada harfler vardı. Burada da sayılar var. Önemli değil. Evet, hala çalışmaya devam ediyor. Harfler dedik ama sayı da kullanabiliyoruz. Şimdi kaçıncı olsun? Mesela şuna gelmek istersem. 0, 1, 2, 3, 4. 4 numarayı çağırırsam A, D sonra da 0. Yan yana stringleri artıyla yan yana yazarken bir de gelip de buraya sayısal bir şeye artı dersek o zaman kafası karıştı. Yani hem integer mi kullanıyorsun hem string mi yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmamız lazım? Bunun yanına ben sayı yazmak istiyorum. Burada sayı var. Burada da string. Evet. Değişken türü neyse ona göre dönüştürerek, değişken türünü dönüştürerek yan yana yazmayı sağladık. Ama ben gerçekten toplama işlemi yapacağım dersek de onu ayrı yapmamız lazım. Aynı anda mesela harflerden işte beşincisiyle harflerden altıncısını çarpmak istiyoruz. 2 kere 1. 2 kere 1, 5 ile 6 çarpacak mı acaba bakalım. Yoksa bunların önüne de 2 dedi. Şunu şurasını değiştireyim mesela. 5 yapalım. Bakalım 10 yazacak mı? Evet. 5 kere 2. 5 kere 2. Çarpma işlemini de yaptık. Yani burada gelen dizideki değerler türü neyse, değer türü neyse ona göre matematiksel işlem de yapabiliriz. Dönüştürerek veya metin işlemleri de yapabiliriz. Bu listeyi fazla uzatmayayım. Burası böyle kalsın. Bu örnekte. Negatif dediği zaman da liste tersten geri başa dönüyor. Eksi 1 sondaki eleman. Eksi 2 derse de sondan ikincisi. Yani sıfırıncısını getirdiğince zaten bu Ankara geliyor. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Ama sondan ben en son elemanı istiyorum dersek de eksi 1 gibi kullanabiliyormuş. Belli bir aralık belirtmek istiyorsak da bana işte şuradaki sayıları getir, şu aralıktaki sayıları getir dersek de iki nokta üstte kullanabiliyormuşuz. Bu da biraz detay oldu ama mesela şurada yapalım hemen. Print işte harflerden bana hangilerini getirsin? İşte sıfırıncısından A, B, C, D, 3'e kadar. Sıfırdan üçüncü elemana kadar yani A, B, C, D'yi getir bakalım. A, B, C. A, B, C bitiş indeksi. Başlangıcı ve bitişi. Başlangıcı 0, 0, 1, 2, 3. 3'te bitmesi gerekmiyor muydu? O zaman mecbur buraya 4 diyeceğiz. 4 dediğimiz zaman 4 eleman getir gibi olabilir herhalde. Yani orada kitapta farklı yazıyor sanki. 4'üncüye kadar bu şekilde çalıştı. Aralık belirtme. 0'üncü. Burada ne oluyor? Eğer sonunu belirtmezsek, şu son bitiş elemanını söylemezsek de 5'inciden itibaren 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan itibaren ne kadar kaldıysa onları ekrana basıyormuş. Başlangıcını belirtmezsek de başlangıcı belli değilse de bu sefer de 1, 1, 2, 3, 4, 5 şuraya kadar olanını şu kadar olanını da göstermek. Yani ilk kısmını göstermek için başlangıcı söylenmiyor. Sonuna kadar yani belli bir yerden sonuna kadar istiyorsak da kaç tane istiyorsak onu yazmamamız gerekiyor. İlginç kullanımları var. Şifreli gibi oldu aslında. Sıfırdan altıncı elemana kadar getirsin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya kadar geliyor muhtemelen. Liste elemanlarını değiştirme. Bu da artık yavaş yavaş sanki veri tabanına gidiyormuşuz gibi oluyoruz. Yani bir liste var elimizde. Onun istediğimiz elemanını güncelleyebiliriz. Farklı bir değer atayabiliriz. Sıfırıncısına K harfini atamış. Yanıt, normalde yanıt harflerinin tek tek
listesi yapılmışken K yaparsak da o zaman da kanıt diye harfe dönüşüyormuş. Bunu da yapabiliriz burada. Yani bir elemanın değerini değiştirme yapalım. Harflerden işte hangisi olsun? İşte son elemanı 6'sına 10 yapalım. Şimdi tekrar print komutuyla harflerden işte 6'sını göstersin bakalım. Yani şu son rakam 2 değil, artık 10 olacak. Bakalım. Evet, son eleman 10 oldu. Demek ki bunların üzerine istediğimiz gibi rahatlıkla eriştikten sonra da tekrar değişik başka bir şey atama yapabiliriz. Mesela gelip de bu sayıyken buna da şöyle yaparsak ne olur? Böyle 10 yazsak ne olur acaba? Evet, onu da kabul ediyor. Yani yazıydı, sayıydı, boolean, true, false. Hatta true da diyebiliriz herhalde. True veya false diye doğrudan da atama yapabiliriz. Bakalım. Evet. İçindeki değişken türünü, her elemanı farklı bir değişken türü yapabiliriz. Evet. Bakalım. Boolean türünde atama yaptık. Önceden sayıydı. 6. eleman. Yazı da, sayı da, kayar noktalı. İstediğimiz gibi güncelleme yapıp, üzerinde oynama yapıp program akışını ona göre yapabiliyoruz. Güzel. Şuraya yazalım. Len. Len komutu da dizideki elemanların, listedeki elemanların sayısını gösteriyor. Kaç tane eleman varsa 1, 2, 3, 4. Bunun sonucu 4 çıkması gerekiyor. Hocam niye 3 çıkmadı diyeceksin. Hani 0, 1, 2, 3. Sonuncu eleman 3. Sonuncu eleman 3 olması 0, 1, 2, 3. Ama burada toplam 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Len komutuyla boyutunu, kaç eleman olduğunu öğrenirken indisler ise her zaman sıfırdan başlıyor. In operatörü de aslında dizi veya liste içinde bu eleman var mı? Bu renkler listesinde var mı diye kontrol ediyor. Eğer içinde varsa in, içinde demek. İngilizce'de içinde anlamına geliyor. O zaman da true veya false dönüyor. True veya false. Append eklemek, çıkarmak, silmek. Sıra doğru. Yani ters sırada girmiş olabilir. X, Y, Z harfleri ters girmiş veya rakamları büyük küçük karışık girmiş olabilir. Ama vatandaş ne yapıyor? Sort komutu kullandığı zaman da diziyi sıralamış oluyor aslında. Liste elemanın adı, liste değişkenin adı nokta bilmem ne. Nokta deyip kullanılabiliyormuş galiba. Parantezi kapa diyeceğiz mi hocam? Bir daha printle bakalım, harfleri bassın ekrana. Şu sıralama komutu, reverse, ters çevirme falan da var. Bakalım. Şöyle bir karmaşa oldu. Hem harf var hem de sayı var ya. O yüzden birbirine girdi. En iyisi şöyle yapalım. Başka bir sayılar köşeli parantez. İşte 5 karışık yazacağım burayı bilerek. Böyle sıralasın o. Kendi kendine sıralasın. Bizi uğraştırmasın. Biz değişken liste içine İstediğimiz gibi karışık yazabilelim. Ama ekrana basarken otomatik sıralasın. Evet. 0, 3, 5, 9. 0, 3, 5, 9. Yani ben bunu karışık yazsam da eğer burası harf olsaydı acaba ne olurdu? Bir de onu deneyelim. A değil de F olsun. İşte A, B, C diye A, B, C olarak sıralayabilecek mi? Evet. Hem hem harfler için sıralama komutu çalışıyor, rakamlar için de sort çalışıyor. Sort sıralamak demek. Sort'un tersi de şöyle bir de onu da yapalım. Sayılar reverse, bak şurada direkt. Şurada hemen gözümüzün önünde
eklenebilecek, yapılabilecek komutları söylüyor. Reverse tersine çeviriyor. Ters de ne demek? Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıraladı. Bu sıralama işlemini yaptığı anda bütün rakamların yerleri de değişeceği için sıfırıncı eleman artık sıfırıncısı, birincisinin yerleri farklı oluyor. Onu da gösterelim. Mesela burada normalde print komutunda sayılar köşeli parantez sıfır dediğimizde ne gelecekti? Tersine çevirdikten sonra ne oldu? Tersine çevirmeden önce her şey birbirine karıştı. En iyisi ben şunu şuradan alayım. Ctrl X. O öbür şu üsttekiler dursun. Şu yeni dosya. Listemiz var. Sıfırıncı eleman 5'tir. Sıraladıktan sonra bakalım ne olacak. İlk eleman normalde 5 çıkması gerekiyordu. Sonra yeri değişti. Sonra bir daha yer değişti. Yani sıfırıncının diye sabit kalmıyor. Bu komutlar gerçekten de dizi içinde yerlerini değiştirmeyi sağlıyor. Listeleri birleştirme komutu var. Listeye eleman ekleme komutu var. İki diziyi, iki listeyi artı komutuyla yan yana yazdırabiliyoruz. Insert araya istediğimiz elemanın o arasına başka bir yeni eleman eklemek istersek konumunu belirterek insert edebiliyoruz. Insert eklemek, araya eklemek. Remove herhangi bir elemanı silmek. Listeden koparıp atmak. Pop dediği zaman da yine elemanı silmiş oluyor. Üçüncüsünü bellek mi oluyor? Evet. Belleği listeden dışarı atmış oluyor. Remove'la acaba bunun ne farkı var? Yani aslında benzer komutlar. Yani ister bununla sil, ister bununla sil. Clear ise komple listeyi temizliyor. Ha bu da arama. Bana şu elemanı git ara bul diyor. İndeksini getir. İndis numarasını getir. Sabit disk kaçıncı elemansa dördüncü elemanı döndürüyor. Buraları biraz hızlı geçmem gerekiyor. Reverse, ters alma, copy. Listenin kopyasını çıkarıyor. Listenin başka bir değişken içine kopyasını çıkarmış oluyor. Pop, remove, del fonksiyonları silme yapar. Yazılışları farklıymış. Yazım farklı. Evet, burada da denemeler yapmamız gerekiyor. İşte harfleri listesini oluşturup alfabetik tersten kaç tane i? Kaç tane i elemanı var? Bir print len parantez sayılar, sayıların eleman sayısını söylüyor. Mesela burada 4 tane eleman var. Gönderdik. 4 eleman var. Şöyle yazalım. Eleman var. Şöyle. Tamam. Tabii bu bir sayı olduğu için bu da string olduğuna göre yan yana yazdırmak için mecbur başına şöyle yapacağız galiba. str str'ye dönüştürüp string'e dönüştürüp 4 eleman var. Peki kaç tane şöyle yapalım. Mesela buraya bir tane daha 9 yapayım. Bir tane daha 9 yapayım. Toplam 3 tane 9 var burada. Ben işte 9 9 9 falan. Ama otomatik olarak kendisi söylesin bize. Print 9'un sayısını git bana bul diyorum. 3 tane olduğunu söyledi. Hemen bunu da yanına artı adet 9 var. Kaç adet var? Yani yine bu da kızacak. Çünkü bu da bir sayısal çıkış verdiği için string'e dönüştürüyoruz. str parantezi kapat. Çalıştır. 3 adet 9 var. Tamam. Sen gidebilirsin. Evet. Len bütün dizinin eleman sayısını söylerken belli bir elemanın aramasını yani kaç adet olduğunu bulmak istersek de count'la saydırıyormuşuz. Elemanları sildikten sonra L'nin indeksini nasıl bulacak?
bir elemanın kaçıncı olduğunu da onu da bir yazalım şuraya. Mesela şöyle bir bakayım. Sıfır. Sıfır acaba kaçıncı şeyde? İndiste. Print. Şeylerden. Çalıştırayım. 5'teymiş. 5. eleman indis numarası olarak 5 numara şurada. Şu an 0 elemanı burada. Onun yeri de burada. Şöyle yazalım. 0 ön 0'ın indisi. İndisidir. 5 0'ın indisidir. Arama, sayısını bulma, iç içe liste oluşturma. Köşeli parantez de biz buraya serbest bir şekilde sayı, yazı, true, false yapabiliyorduk. Aynı şekilde bu bir elemanı da tekrar köşeli parantez içine alıp şöyle tekrar bir köşeli parantez içine alarak da iç içe yapabiliyormuşuz. Yani çok esnek bir yapısı var. Şöyle yapmış. 3 tane liste var. Peş peşe RAM, ROM. Sonra paylaşımını paylaşmışız ve SS'i. Virgül koyduğu zaman ekran kartlarının yanına da sabit diskleri birleştiriyor ve birimler olarak da kullanabiliyormuşuz. Sıfırıncı listenin birinci elemanı. İkinci listenin sıfırıncı elemanı. Bayağı bir gelişmiş listelerle uğraşabiliyoruz. Gelelim tuple. Tuple diye okunuyor herhalde. Listeler gibi fakat bunun farkı ekleme ve silmeye izin vermiyor. Bu da bir liste. Tuple. Tuple. Tuple diye okunuyormuş. Türkçe'de böyle bir tam karşılığını bulamadı. İngilizceden Türkçe'ye çeviremedi. Ama orada ne diyor? Demet. Yazımı farklı. Parantez ile yapılıyor. Yapalım. Bunlar sabit gibi kalıyor aslında. Tuple'da. Tuple'da. Buraya yeni bir dünyada yeni bir birim icadı olmayacağı için ya da litreyi artık insanlar kullanmayacak. Bunu buradan silelim demeyecekleri için normal liste gibi yine çağırabiliyoruz çalıştırırken. Herhalde eleman numarasını köşeli parantezle çağırırız. Bir bakalım. İşte 0, 1 ve 2 diye gidiyor. Ben birinci elemana köşeli parantezlerle yine istediğim elemana ulaşabildim. Sonucunu görüyoruz. Aynı mantıkla çalışıyor aslında. Listeleri anladığımız zaman tuple'ı da anlamış oluyoruz aslında. Eksi dediğimiz zaman da eksi 1, eksi 2, eksi 3. Yani ekrana byte yazıyormuş. Geri geri de gidebiliyor. Onu da şöyle bir deneyelim bakalım. Listenin gerisinden çağırmak da ilginç bir şey. Ben tekrar liste eksi 1, eksi 2. Eksi 2 desem veya 1 desem aynı şey oluyor aslında. 0, 1, eksi 1, eksi 2. Evet güzel. Bunu da hemen hızlıca geçiyorum. Yine aralık belirtiyoruz. Birincisinden 3 tane getir bana. 2, 3. Aslında herzinde olması gerekmiyor mu burada? Şöyle yapalım. Print'te belirli bir aralık. İşte birincisinden itibaren getir bana. Sıfırıncı elemanı atlayıp birden itibaren 1, 2, 3, 4 hepsini getirdi. Piksele kadar getirdi. Peki ben şuraya 2 dersem ne olur? Birincisinden 2 tane mi getir anlamına geliyor. Yani şunlar mı gelecek? Hayır, gelemedi. Birincisinden 2'ye kadar git. Şuraya 3 yaparsam birincisinden 3'e kadar git. Yani litre ve kilogram. Birincisinden üçüncü elemana kadar. 1, 2, 3. Şu kısmı çalmış oluyor. Ama bunların üzerinde oynama yapacaksak o zaman liste türüne dönüştürerek, dönüşüm yaparak o zaman istediğimiz elemanı değiştirebiliriz, silebiliriz.
O şekilde kullanabiliyormuşuz ancak. Yine in komutuyla da arama yapabiliyoruz. Eğer git bana print milimetre var mı mesela? Birimlerden git bana bak diyor. Bunu bul diyorsun. False. Çıkmadı. Böyle bir birim var mı? In. İçinde ara diyor. Bulamazsa da false diyor. Yine len komutu var. Count'la sayma var. İndis numarasını öğrenme var. Eğer bulamazsa ne olur acaba? İndisi kaç yazar? Bir şeyi aradı ama bulamadı. Print. Burada da diye yazalım. Bunun indeks numarasını git bana getir diyecek. Bakalım. Bu değer tuple'ın içinde bulunamadı diyor. Ama böyle bu kadar kızmasına gerek var mıydı bilmiyorum. Neyse şöyle litreyi bulsun. Bakayım bulabiliyor mu bunu. Evet. Bulduğu zaman sorun yok. Ama eğer öyle bir listede eleman yoksa bulamazsa hata verir. Evet. Bulamadığı bir şey arattırdığımız zaman onun indeksini çıkaramayacağı için kaçıncı olduğunu bilmediği için tuple'ın içinde böyle bir şey bulamadım diye yazıyor. Tuple'lar birleştirilebiliyormuş. Tuple. Ama ne gerek var diyeceğiz ama tabii ki olabilir. Yan yana birleştirilmiş oluyor. Heh, şimdi gelelim sözlüklere. Kırlangıç yani süslü parantez diyorduk. Aslında burada kırlangıç da denilebiliyormuş. Bu biraz diğer liste ve tuple'a göre daha da gelişmiş. Anahtar sözcük. Anahtar sözcük ve onun değeri. Şu bizim ana kelimemiz anahtar. 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 Bu da onun değeri. Neyse yazamıyorum. Yani çift çift yazılıyor. Bakın şöyle seçebilirsem fareyle. Şu kısım bir eleman. Şurası bir eleman. Şuradan itibaren de bir eleman. Yani her biri karşılıklı eşleşecek şekilde değerler girmiş. Buna da sözlük deniliyormuş. Sözlük. Aslında sözlük bildiğimiz sözlük gibi de şöyle yapalım. Sözlük P'yi. Sözlük yapalım. Süslü parantez içine yazıyoruz. Yani şöyle tuple yaptığımız zaman tuple'ı direkt kullanamıyoruz. Tuple diyelim. Tuple'lar parantez içine yapılıyor. Liste köşeli parantez içine yapılıyor. Sözlük ise böyle yapılıyor. Sözlükte tabii ki ana kelime mesela araba iki nokta üstte kar virgül. Evet yani şu Türkçe Türkçesi İngilizcesi gibi düşünelim. Bu da sözlüğü de. Bakalım nasıl yazacağız. Yani direkt sözlük diye yazsak sözlük. Bakalım komple yazabilecek mi? Bastık. Evet. Bütün listeyi bu karşılıklı olan listeyi komple bastı. Ama git bana aynı dizilerdeki gibi işte birincisini bas desem acaba ne olur? Böyle olmaz. Artık tuple ve listede biz elemanları indis numarasına çağırırken burada indis değil de şöyle yapacağız. Git bana şu anahtar kelimede ara. Anahtar kelimede ara. Hop, şunu da arama yapıyor ve karşılığını da ekrana basıyor. Sonucunu da. Diğer programlama dillerine göre çok daha basit. Git bana anahtarları sadece getir. Sadece bana value kısmına getir de diyebiliyoruz. Onu da yapalım.
sözlük, kocaman bir sözlük diyelim. Git bana buradan anahtarları getir. Anahtar dediğimiz şeyler Türkçesi. Şuralar anahtar. Git bana value'larını sadece getir. Yani değerlerini getir. Bu da bunun karşılıklarını getirdin. Çiftlerin, bunlar birbirlerine eşleştirilmiş olan veriler. Güncellemesi de yapalım ama aslında bizim sabit, yani şuradaki şeyler sabit aslında. Bir de güncelleme olarak da mesela sözlükteki arabayı bul ve onun içine vehicle diye bir şey atasın. Bakalım içine değiştirmiş olacak mı? Yani arabanın kelime anlamını bakalım. Evet, değiştirdim. Artık normalde arabanın car olarak eşleştirmesi varken içine başka bir değer aktardım. İçini güncelledim ve bu halinde ekrana bastırdık. Bu in'le arama yine vardı. Tuple'da da, listede de. Burada da var. Len komutu yine aynı. Peki anahtarın adını değiştirme var mıdır acaba? Bu kelimenin anlamını değiştirdik. Fakat şu indisin, ya indis demeyeyim de buralar aynı olduğu için geçiyorum da. Kümeyle bunun ne farkı var? Yine süslü parantezle açık kapı yapmışlar. İkili değiller. Sözlükten farklı olarak. Elemanlar sırasız, tekrar etmez diyor. Yani aynı değeri bir daha kullanamayacaksan bu iller gibi düşünelim. Mesela sağ tıklı küme diyelim. Kümede ise mesela şehirler tekrar edemez yani. Ya da sınıf listesi diyelim. Sınıflar eşittir. Süslü parantez içine işte 9C var. Bir tane daha 9C yok. 9D var. Okulda bir tane sınıf olduğu için tekrar etmemesi gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar buna da küme denilerek, bakalım bunun türüne set demiş. Evet. Bir önceki örnekte şurada liste, tuple, dictionary, sözlük. Yani değişken türleri yanında yazıyor. Kümede ise set diyor. Yani bu da dördüncü tür oldu. Bunu araya eleman ekleyebilir miyiz falan, onlara bakalım. Arama var. In. Ekleme var. Sınıflara. Et diyerek yeni bir eleman ekleyelim ama var olan bir şey ekleyelim. 9D diyelim bakalım. Ondan sonra tekrar sınıfları bastırdığımız zaman iki tane 9D. Tekrar ekleyemedim. Zaten var olduğu için bir tane daha yapacağım. Şöyle Ctrl-C. 9F yapalım. Bakalım 9F nereye eklenecek? Yani tabi araya eklenemez muhtemelen. En sona. Bu her çalıştırdığımızda farklı çıkıyor sanki. F başa geldi. Kendi girdiğim sırada çıkmadı. Neyse. Güncelleme. Birden fazla eleman ekleyebiliyormuşuz. Önemli if. Önce if komutu. Ana kelimeleri kullanamıyoruz. If, tuple gibi. Yani gidip de şöyle if eşittir 5, 23. Böyle bir şey diyemiyoruz ama dosya adlarında problem yok. Dosyanın adına kullanabiliriz. If komutu komut olduğu için bu şekilde üzerine atama yapamayız. Değişkenmiş gibi. Kullanımını yapalım bakalım. Virgüllü olamayacağı için yaş buçuk, yani 18,5 falan denmediği için integer alabiliriz. Input yaşınız diye soracak. Daha sonra da if'li, if yani yaşı kaç olmuş olabilir? Yani 18'den büyük mü? Eşit de olabilir tabii ki. Büyük eşit kullanabiliriz. Bunun devamını şöyle bırakıp enter'a basarsak aynı kademede devam ediyor, aynı seviyede. Ama şöyle yapıp enter'a bastığımız zaman, bakın, iki nokta üst üste deyip
Enter'a bastığınız zaman blok açmış oluyor buraya. Peki bununla işim bitti. Yani bu blokla işim bitti. Bu if'in true kısmı. Eğer yaşı 18'den büyükse burayı yapacak. Peki yaşı farklıysa ne olacak? O zaman başa gelip şöyle. Tamam, çalıştıralım bakalım. Bir sorun var mı? Hata var mı? Yaşımızı girdik. Olmaz dedi. Bir daha çalıştıralım. Evet. Peki 18, yani tam 18'e eşitse yaparsak o zaman da bu şekilde çalışıyor. If komutu. Şurada bir şart kısmı var. Şurada. Blok başlaması için iki nokta üst üste koyduk. Burada da var iki nokta üst üste. Blok dediğimiz şey kodlar aynı seviyede olduğu zaman, şu seviyede olduğu zaman kendi arasında bloklaşmış oluyor. Yani burada bir true kısmı, burası da false kısmı. False yani tutmazsa yaşı else kısmına geliyor. Onun bloğu da iki nokta üst üste ile başlıyor ve bu şekilde gidiyor. Yani ben burada istediğim kadar başka bir şeyler de yapabilirdim. Yani şuradan gelip de böyle rakamlar yazabilirdik. Ne oldu? Aslında şu kısım bir blok olmuş oldu. Burada da ayrı bir başka blok var. Kimin bloğu? Else'in bloğu var. Bu da true olan kısmının bloğu oluyor. Bloklamış olduk. Evet, bunda da bir sorun çıkmaz herhalde. Direkt Enter'a bassam, yaşını boş bıraktığımız zaman kızıyor. Integer'e çeviremedi çünkü içi boş olan bir yaşı aslında burada hatalı durumlar için bir try catch ile hatayı yakalamamız gerekiyor. Integer'e çeviremiyorsa ne yapsın? Onunla ilgili try catch komutu kullanabiliriz. Evet, yine bir sayı okuma örneği yapmış. Eğer kalanı 0 çıkıyorsa, 2'ye bölündüğünde kalan 0 çıkıyorsa çift sayıymış. Değilse de tek sayıymış. Tek satıra yazınca çok karışık oluyor yalnız. Böyle her şeyi blok halinde, iki nokta üst üste blokla yapmak yerine yan yana böyle yazın. Ya burası sanki eğer A B'den büyükse else. Yani bu biraz karışık gibi geldi bana. Burada bir tuhaflık var. Yan yana yazmak destekliyor ama listelerde bu birimlerin içinde varsa ekran, şu listenin için ekran varsa elemanı buluyor. Yoksa bulamadım diyor. Buna benzer bir örnek şöyle yapabiliriz. Tab tuşuyla da ileri gidilebiliyor. Backspace'e geri geliniyor. Bir isimler yapalım. İsimler diye bir liste yapalım. De arama yapalım. Yani aranan diyelim. Input'ta biriniz diyeceğiz. Bunu gidip bu listenin içinde bulursa tamam buldum diyecek. Eğer listenin içinde aranan varsa buradaki if ayrı bir if. Şu kısım ayrı. Şöyle. Bu ayrı bir yerde duruyor. Bu program üst taraftaki kalsın. Ama yine de çalışacak tabii ki. O da çalışacak. İşte 16 dedik. Ehliyet alamazsın dedi. Sonra alttaki kısma geçti. İsim yazınız diyor. İsim girinize de bir şey yazdık. Listede bulamadığını söylüyor. Ha, index şey in diye arayacaktık şöyle. In. Bu vatandaş in. Şöyle. İn, isimler, indis numarası. Ha, aslında o da olurdu bak. Evet, bir bunu yapayım. İsimlerin içinde bulursa buldum diyecek. Şimdi bu şekilde de buldum bulamadım diyebilir. İndis numarasından da biz onu çözebilirdik aslında indeks numarasıyla. Neyse, bu da böyle kalsın. If komutuna dizilerle, bir önceki örnekle birleştirerek yapmış olduk aslında.
Tamamdır. Daha karışık örnekler. Her girişi bakın ayrı bir. Şu bir soru. Bunu bir değişken aktarıyor. Bu başka bir şey soruyor. Onu da bir değişken için aktarıyor. Bu iki tane değişkeni de alıp birinci ve ikincisini alıp bir şeylerle karşılaştırabiliyor. AND işlemi bir şeyle karşılaştırmak. Yani her ikisi tuttuğu zaman yabancı dili var. Ofis programlarında da kullanmayı biliyorsa o zaman işe alınabiliyor. Yoksa işe alınmıyor, evet. Yani her iki şartta da evet'e denk gelmesi gerekiyor. Adınız, soyadınız, bildiğiniz yabancı dil, yaşınız giriyor ve Fransızca dili veya İngilizce dili. Bunlardan birisini bilmesi gerekiyor. Or komutlarını kullanabiliyoruz. Sıra sizde diyor. Bir programın bilgisayara kurulması için i7 işlemci, 8 GB i7 işlemci veya 8 GB RAM olması gerekiyor. Kurulum uygun veya değil. Kurulum yapılıp yapılamayacağını soracak. Önce işlemci tipini soracağız. Input İşlemci girin diyeceğiz ama işlemciyi nasıl gireceğini insanlara yönlendirmemiz lazım. Bunlardan birisini yazması lazım. Ya da başka ne işlemci olsun, biraz daha eski. Bu seçenekleri girebileceğini insanlara söylememiz lazım. RAM miktarını da integer olarak alsın. Olduğunu yazacak. Şu parantez içindeki değerler gibi yazabilir. 1 GB da belki hala vardır. Şöyle bunlardan yazabileceğini bilmesi lazım kullanıcının. Bunları karşılaştıralım. Eğer işlemci ne olabilir diyordu. Aslında öbürlerine de çalışabilir ama buraya i7 yazmamışız. i7 işlemci olabilir veya or RAM'i en az 8 GB olması gerekiyormuş. Tamam işte. 8'in üstü yani 4'ün üzeri de 8. Ya da aslında direkt 8 yazalım da. 8 GB dahil miydi? Evet. 8 GB dahil diyorsak arkadaşlar o zaman da bu şekilde söylüyoruz. RAM'i uygun, işlemcisi de uygunsa print kurulabilir. Şimdi bakalım nasıl gidecek? i7 dışında bir şey yazdığımızda veya işte 8 GB dışında bir şey yazarsak bakalım ne olacak? Mesela işte i5 yazalım. RAM'imizde 2 GB yazalım. Şurada bir boşluk yapsam iyi olurmuş bu arada. Kurulamaz dedi. Çünkü RAM'imiz az. Şuraya bir boşluk yapalım. 8'in üzerinde bir şey yazalım. İşte işlemcimiz yine i5 olsun. Ama RAM'imiz de 8 olsun. Evet, kurulabilir. 8 GB ve üzeri olduğu zaman kurulabiliyor. Ama RAM'i düşük diyelim. Bir daha çalıştıralım. i7 işlemcimiz var. Ama RAM'imiz de 2 GB. Kurulabilir. Yine kurulabiliyor. Çünkü işlemci yetiyor. RAM yetmesi de. Öbüründe de işlemci kötü diyelim. RAM'i iyi. Evet. İki durumdan birisi bu veya bu şart tuttuğu zaman, true olduğu zaman kurulabilir. Else kısmını anlattık. If'in başka bir şart daha eklersek if'in içine o zaman elif oluyormuş arkadaşlar. Bir sayı gir diyor. Sayı sıfırdan büyükse pozitif, sıfırdan küçükse negatif. Ne sıfırdan büyük ne de sıfırdan küçükse de o zaman sıfır oluyor sayı. Yani üç tane ihtimal var burada da. Else if. Aslında else if'i ben şuraya bir yere de ekleyebilirim. Elif. İşlemci. Bunu da başka bir kendimiz yapalım. Burada büyüktür küçüktür yapamıyoruz işlemcide. Çünkü metinlerde işte i3'ten büyük olsun diye yapamıyoruz. Ama onun yerine şöyle yapabiliriz belki. In i3 işlemci
seviyoruz diyelim. i5 işlemci olsun veya i7 işlemci olsun diye böyle bir liste hazırlayıp bu listenin içinde olan bir işlemci varsa Ryzen yazmışsa da şöyle gibi bir şey yazmışsa da AMD işlemci. En azından bu şart tuttuğu zaman, şu şartlardan birisi tuttuğu zaman kurulabilir diyor. Şu şart tuttuğu zaman alttakilerin hiçbirini yapmaz. Şunların hiçbirisini yapamaz. Ama mesela bu tutmadı ama şu tuttu diyelim. Bu şartı doğru yaptı diyelim. O zaman buna da bakmaz, şuna da bakmaz. Yani buradaki if'ten, else-if'ten, else-if'ten, else'ten bir tanesi çalışacak programın akışına göre. O yüzden de akışta düzgün bir mantık oturtmak gerekiyor. Bakalım, şöyle yapalım. i3 diyelim, enter'a basalım. RAM miktarını istediğim gibi girebilirim. Şart tutmadığı için şuradaki RAM miktarı ve işlemci tutmadığı için alttaki else-if'e geldi. O da tuttu ve ekrana Intel işlemci yazdı. Tabii saçma sapan hiçbirisi tutmayan bir şey yaparsak da şöyle. O zaman yine kurulabilir seçeneğine gitti. Şurasına. Kurulabilire girdi. Neyse burada çok işlem çok şart nasıl yaparız? Yani burada bir şart var. Burada bir şart var. Hiçbiri tutmazsa buraya gelecek. Hiçbir şart çalışmadığı zaman else kısmına gelecek. Hangisi tuttuysa sadece o satır çalışacak. Yapılabilir. Yani if'in hangi kısmını istiyorsanız o bloğun olduğu yere bir daha if açıyorsunuz. Onun da bloğu şöyle ayrılıyor. Yani şu kısım if'in bu kısmı dıştaki if'in true kısmı. Bunun içine de tekrar bir blok var. Gördüğünüz gibi içeri bir tab tuşuyla ittirildiği zaman veya iki nokta üst üste basıldığı zaman zaten otomatik yapıyor. İki nokta üst üste ile blok yapılıyor zaten.